الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والحمد لله رب العالمين كريم kardeşlerim Allah Subhanahu ve Taala'nın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Allah Subhanahu ve Taala razı olduğu kullarından olabilmeyi hepimize nasip etsin. Allahümme amin. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlar akıllarını kullansınlar diye, gerçeği görsünler diye Allah Azze ve Celle soru hitapları kullanır. Onlara sorsan şöyle değil mi? Yerleri yaratan Allah değil mi? Gökleri yaratan Allah değil mi? Size yerden ve gökten sayısız rızıklar veren Allah değil mi gibi sorular sorarak insanların içinde bulunmuş olduğu yanlıştan dönmesi için, uyanmaları için Allah Azze ve Celle bu şekilde hitaplar kullanır kardeşler. Biz de Kur'an'ın bu üslubuna uygun bir şekilde kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de sormuş olduğu sorulardan sorarak biz de tefekkür edelim, biz de düşünelim diye kardeşler, bugün bakmış olduğumuz zaman kime sorarsak soralım. Kainatın sahibi kimdir? Dünyanın sahibi kimdir? Güneşin, ayın, yıldızların sahibi kimdir? Bunları bir düzene koyan kimdir? Bu soruları sorduğumuz zaman en küçüğünden en büyüğüne kadar aklı başındaysa bir insanın vereceği cevap bellidir. Allah Azze ve Celle. Peki kardeşler, bu dünyada yaratılmış olan İnsanın sahibi kimdir sorusunun cevabı da aynı değil midir? Elbette aynıdır. İnsanı yaratan onun sahibidir. Yaratıcı olan Allahu Teala insanın sahibidir. Allahu Teala insanı en güzel şekilde yarattığı gibi yaratmış olduğu insanın güzel olduğundan dolayı dünya hayatında da güzel bir hayat yaşaması için nasıl bir ibadet içerisinde olması gerektiğini, nasıl bir kulluk içerisinde olması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi mutlu insan, güzel insan, Allah'a kulluk yapan insandır profilini yaşayarak bizlere öğretmiştir kardeşler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakmış olduğumuz zaman Allah'a yakınlaşmak için, ona teslim olabilmek için tefekkür dünyası içerisinde düşünerek Allah Azze ve Celle'ye kulluk yaptığını görüyoruz. Yine kardeşler, insan için yaratılanlara baktığımız zaman aslında bütün dünya, biraz önce söylemiş olduklarımız bile kainat, dünya, güneş, yıldızlar, ay
Esasında hepsi insan için yaratılmıştır. İnsan için, yani bizler için yaratılmıştır arkadaşlar. İşte insan da bu kadar nimetin karşılığına şükredecek ki Allah'a teslim olduğumuz sürece, Allah Azze ve Celle'ye kulluk yaptığımız sürece bizler huzurlu olacağız ve mutlu olacağız arkadaşlar. Allah Azze ve Celle'ye teslim olmayı beceremeyenler, bu sorulara evet cevabını verseler bile ona teslim olmayı beceremeyenler, ona ibadet yapmayı bilmeyenler, Allah Azze ve Celle hakkını vermeyenler kardeşler ne yapacak? İşte bu Allah'a teslim olanlara, Allah'a kulluk yapanlara her zaman bir savaş ilan edecekler. Resullerin sünnetine bakmış olduğumuz zaman bütün kavimleri onlarla alay etmişler. Dalga geçmişler. Şair demişler, Mecnun demişler. Hep bir alay içerisinde olmuşlar. Niye? Kendileri teslim olmadılar. Kendileri Müslüman olmadılar. Teslim olmadıklarını beceremediler için karşı tarafa saldırarak, dalga geçerek, alay ederek ne yaptılar kardeşler? Kendi görevlerine getirdiler. Peki kardeşler, Allah Azze ve Celle teslim olmuş bir kimse düşünün. Bu kimse ne yapmalıdır? Sadece emredileni yapmalıdır. Ne emrediyor Allah-u Teala? Allah-u Teala bana sakalı bırakmayı emrediyor. O zaman bitmiştir mesele. Artık kınayanların kınaması bitmiştir. Allah-u Teala bana ne emrediyor? Bir bayan için düşünün. Bana Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde tarif edildiği üzere örtünmemi emrediyor. O zaman bitmiştir. Artık isterse bütün dünya onun karşısında dursun. Bu önemli değildir. Allah Azze ve Celle'ye teslim olan bir kimse Allah'ın emrine getirir. Başka bir şey düşünmez kardeşlerim. Nuh Aleyhisselam'ı hatırlatmak istiyorum sizlere. Nuh Aleyhisselam kardeşler deniz olmayan bir beldede, deniz olmayan bir ülkede 950 sene insanlara Allah'a davet yaptı. Ve Allah-u Teala ona dedi ki ey Nuh bir gemi yap. Bir gemi yap. Peki kavmi ne yaptı Nuh'la? Geldiler, dalga geçtiler, gittiler, dalga geçtiler. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَوٍ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ سَخِرُوا مِنْ Nuh gemi yaptığı sırada kavminden ne zaman birisi onun yanına gelse, bak ne zaman birisi onun yanına gelse, dalga geçiyorlardı. Sen niye bu gemiyi yapıyorsun? Sen deniz mi var burada? Sen bu gemiyi nerede yüzeceksin? Sen iyice kafa yedin, üşüttün. Sen deli misin? Mecnun musun? Deniz olmayan bir gemi yapıyorsun diye ne yapıyorlardı? Dalga geçiyorlardı. Evet kardeşler. Böyle dalga geçiyorlardı. Ama Nuh Aleyhisselam kulakları tıkamıştı. Ne yapıyordu? Allah-u Teala ona bir şey emretmişti. Ne emretmişti? Ey Nuh gemiyi yap. Bitti. Nuh Aleyhisselam gemiyi yapıyordu. Gerisine karışmadı kardeşler. İşte Müslüman Allah-u Teala'nın emirlerine böyle teslim olur. Dünyada bir tane sakallı insan yok düşünün. Olsun. Eğer böyle bir emir varsa sen o emirlerine getirmeksin. Dünyada bir tane çarşaflı kadın yoksun. Olsun. Eğer Müslüman bir kadın, Kur'an'ın terbiyesinden geçmiş bir kadın, Ahzab suresinin öğretilerinden öğrenmiş bir kadın, bunu yerine getirmelidir. Bitti. O zaman kardeşler, Müslüman sadece emri yerine getirir, başka bir şey yapmaz kardeşler. Ama işte bu emirlerini getiremeyenler, dinin düşmanları her zaman için dalga geçmeye devam edeceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile de dalga geçtiler. O yüzden kardeşler her zaman için bu teslimiyeti beceremeyenler, dini bir afyon görenler, dini uydurulmuş görenler her zaman için ne yapacaklardır? Dine teslim olan insanların kılık kıyafetleriyle, onların yaşantılarıyla ne yapacaklardır? Dalga geçtiler kardeşler. Ve kardeşler son günlerde hepimizin şahit olduğu sözde bir memleketin kurtuluşu yani bir ilin kurtuluşunda bir siyah kadını, çarşaflı bir kadını zincire vurmuşlar. Ve o kadın o ilin kurtuluş gününde çarşafından, zincirlerinden kurtuluyor, çarşaf üzerine atılıyor. Ortaya modern, çıplak, çağdaş bir kadın çıkıyor. Bunu övüyorlar. Son günlerde şahit olmuş olduğu olay bu kardeşler. Şimdi kardeşler bakmış olduğumuz zaman çarşafın altından modern bir kadın çıkıyor. Yani çarşafı çağ dışı görüyorlar. Çarşafı gericilik görüyorlar. Çarşafı İslam'ın bir örsü görmüyorlar. Peki kardeşler, çarşafı bu şekilde gören insanlara önce şu soruyu sormak lazım. Senin giymiş olduğun bu mini etek veya senin giymiş olduğun bu yırtık don nereden geldi? Senin bu giymiş olduğun bu don, bu kıyafet nereden geldi? Bak o çarşafı giyen kadın diyor ki
Bu emir Kur'an emridir. Bu emir Allah'ın emridir. Sen bunu zincire vuramazsın. Sen bunu bu kurşuna gösteremezsin diyor. Bir dayanağı var. Allahu Teala'nın emri diyor. Peki sen o miniyete giyiyorsun. Dayanağın nedir? Sen o yırtık donu giyiyorsun. Dayanağın nedir? Sen saçını açıyorsun. Dayanağın nedir? Hristiyanla da saç açmak yok. Yahudi'de saç açmak yok. Sen neye dayanıyorsun? Hangi dinin mensubusun ki saçını, başını, kıçını açıyorsun? Sen hangi dinin mensubusun? Bu din nerede bu din? Nereden gördün sen bu dini? Allahu Teala'nın ayetlerinde yaşayarak, hayatına bunu getirerek yaşayan kadına zincirlenmiş, gerici, çağ dışı formatını atarak kendini nereye koyuyorsun? Güya medeniyet üstü, güya çağdaş, güya batının mahsulü. Evet doğru bak, batının mahsulü. Burası doğru kardeşler. İşte kardeşler, bu şekilde Allah'ın ayetlerine, bu şekilde Allah'ın emirlerine dalga geçiyorlar kardeşler. Kardeşler, bugün bir kimse dinin hangi emriyle olursa olsun, ister sakalla, ister çarşafla, ister namazla fark etmez. Hangisiyle dalga geçerse geçsin, bu kimse Müslüman ise, Müslüman ise dinden çıkmış bir kafir olmuştur. Zaten Müslüman değilse kin ile gebersin kardeşler. O yüzden bakın, bunu yapan bir Müslüman bile olsa, Tebuk gazvesini hatırlayın. Tebuk gazvesinde kurvalarla, hafızlarla dalga geçen kimseleri hatırlayın. Allah Azze ve Celle onlara ne dedi? La ta'tediru. Özür dilemeyin. Kad kefartum ba'de imanikum. Siz imandan sonra kafir oldunuz. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın diniyle, ayetleriyle, Allah'ın şiarlarıyla, dinin şiarıyla dalga geçilmez. Zaten bugün bir kimse eğer sakalla, namazla, çarşafla alay ediyorsa, bunu hakir görüyorsa, aslında savaşı Allah iledir. Aslında savaşı din iledir. Aslında savaşı şeriat iledir. Aslında savaşı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iledir. Çünkü bizim önderimiz, liderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına bakıyorsunuz. Hanımlarına bakıyorsunuz. Hepsi cilbaplı. Hepsi hicaplı. Çünkü Müslüman kadının kıyafeti bu. Müslüman kadının tesettürü bu. Hicabı bu. Cilbabı bu. Nikabı bu. Ayşe anamıza bakıyorsunuz. Müslüman kadınların bakacağı kadın Ayşe anamızdır. Filan sanatçı, filan manken, filan zengin değildir. Müslüman kadın kime bakar? Ayşe anamıza bakar. Müslüman kadın kime bakar? Sahabenin kadınlara bakar. Müslüman kadın kime bakar? Ebu Hanife'nin, İmam-ı Şafii'nin hanımlara bakar. Bunlar nasıl giyinmişler? Nasıl yaşamışlar? Nasıl örtülmüşler? Ölçü budur kardeşler. Ama kardeşler, Allah Azze ve Celle o kadar büyük ki kardeşler. Bu etkinliği yapan vakfın bir başkanı vardı kardeşler. Başörtü düşmanı, din düşmanı bir kadındı kardeşler. Allahu Teala onu öyle bir rezil etti ki ölmeden, öyle bir hastalığa yakalandı ki başörtüsü takarak ölmek zorunda kaldı kardeşler. Allahu Teala ona öyle bir hastalık verdi ki dökülen saçlarını örtmek için başına bir örtü taktı kardeşler. Allahu Teala o kadar büyük kardeşler. Allahu Teala dinine düşmanlık yapanlardan intikamını alır kardeşler. Ve kardeşler, bu topraklarda eskiden, şimdi artık yok, 23 Nisan 19 Mayıs günlerinde bu memleketin, bu insanların, kendisi İslam'a nispetle insanların kız çocuklarını soğan gibi soyarlardı kardeşler. Büyükleriniz bilir, yaşı benim olanlar ve üstü bilir kardeşler. Soğan gibi soyarlardı. Niye soyuyorlardı? Bu memleketin çocuklarını, kız çocuklarını niye soyuyorlardı? Çünkü batıcılık, çünkü ilericilik diye soyuyorlardı. Evet kardeşler, ilericilik adı altında soymuşlar. Batının özendirme adına soymuşlar kardeşler. Ve kardeşler, bu topraklarda daha önce hutbelerde anlatmış olduğum gibi kardeşler, güzellik yarışmasında bu memleketin kızlarını soymuşlar. Evet bu doğru. Ama başka ne yapmışlar biliyor musunuz? Çarşafla mücadele haftası yapmışlar bu topraklarda. Çarşafla. Subhanallah. Çarşafla mücadele. Yani Allah ile, diniyle, onun emirleriyle mücadele haftası yapmışlar bu topraklarda kardeşler. İnsanların kinleri ağızlarından çıkmışlar. Kalplerinde saklarda kardeşler daha büyük kardeşler. Düşmanlar daha büyük kardeşler. Bunların yaptığını kardeşler küfürün liderleri olan insanlar yapar kardeşler. Başka kimse yapmaz kardeşler. Evet, bu insanlar normalde dinle, İslam ile, Allah ile alay etmişlerdir. Peki kardeşler, bunu yaptıkları zaman ellerine geçti. Güya ne yaptılar? Türk kadınını kurtardılar. Özgürleştirdiler. Kadına bir değer verdiler. Güya bunu yaptılar. Doğru mu kardeşler? Kardeşler,
Peki soruyorum. Bunu yapmakla, batıya özenmekle Türk kadını gerçekten özgürleşti mi? Hayır. Türk kadını ne zaman özgürdü? İslam üzereyken özgürdü. İslam'ın emirlerini yerine getirdi özgürdü. Batıya özenen bir kadın özgür değil ki. Avrupa'ya özenen bir kadın özgür değil ki. Bakın kardeşler, bunlar kadını kurtarmak istiyorlar. Peki kurtarabildiler mi? Kurtaramadılar. Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayısının 237. maddesi ne maddesi biliyor musun kardeşler? Bu memlekette kadının satılması maddesi. Yani fuhşun maddesi kardeşler. Türk Ceza Kanunu'yla yasa içerisinde alınmış, korunmuş bir yasadır kardeşler. Kadının satılma meselesi. Şimdi kadını özgürleştirmek isteyenler, kadını gerçekten kurtarmak isteyenlere sormak lazım. Siz gerçekten samimiyseniz, siz gerçekten birilerini kurtarmak istiyorsanız bu memlekette sayıları 100 bini, 150 bini bulmuş hayat kadını var. Gidin onları kurtarın. Gidin onları kurtarın. Gidin onları o bataklıktan yapmış oldukları o necis işten kurtarın. Siz gerçekten samimiyseniz milletin masalarına meze olan, pavyonlarda çalışan konsomatris kadınları kurtarın. Siz gerçekten samimiyseniz bir günde babası yaşında 70 kişiye satılan o genç kızları kurtarın. Gerçekten samimiyseniz bunları yapın. Bunları kurtarın. Ama mesele bu değil kardeşler. İslam'a teslim olmuş bir kadın zaten kurtulmuş bu kadındır. Bir kadın eğer İslam'a teslim olduysa o kadın kurtulmuştur. O zaman biz onlara diyoruz ki siz de gelin İslam'a teslim olun. Gelin siz de kafirliği bırakın, Müslüman olun, siz de kurtulun. Siz de izzeti bulun, siz de şerefi bulun, siz de Allah'ın boyasıyla boyanın diyoruz onlara. Çünkü onların esas dertleri kadını kurtarmak falan değil. Onların dertleri din ile, Allah ile savaşmak. Onlara mücadele etmek, onlara ağızlarındaki, kalplerindeki kini kusmak kardeşler. Öyleyse kardeşler, bunların amacı sakalla, çarşafla, dinle alay etmektir. Bunlar Allah ile alay ediyorlar. Bunlar din ile alay ediyorlar. Bunlar peygamber ile alay ediyorlar. Bunlar dinin şanı alay ediyorlar. İşte bunların sonu nedir kardeşler? Bunların sonu cehennemden başka bir şey değildir kardeşler. Yine bakın kardeşler, bu memlekette bu işgal altındayken Maraş'ta Müslüman kadınların hicabına el uzanan Fransızların elini koparan, onları öldüren bir sütçü imam var kardeşler. Sütçü imam var kardeşler. Ama kardeşler sistem o kadar bozuk bir hale gelmiş ki okullarda okutulan kitabın bir sayfasında sütçü imam yapmış olduğu bu amel övülüyor. Diğer sayfada ise çıplak kadınlar. Açık saçılmanın, batılıya özenmenin özendirildiği kitabı haline getirmiş. Kardeşler sistem çarpık mı sistem? Sistem bozuk olduğu için demokrasi adı altında, özgürlük adı altında adam Allah'a savaş ilan ediyor. Allah'a alay ediyor. Din ile alay ediyor. Şeriat ile alay ediyor. Bütün mesele sistem bozukluğu kardeşler. Başka bir şey değildi kardeşler. Şairin dediği gibi bacımın örtüsü batmakta rezilin gözüne, acırım tükrüye billahi tükürsem yüzüne. Evet kardeşler, tükrüye bile acıyacak durumda onlar. Onlar şöyle haldeler. Eğer soyunmak bedeni ise hayvanlar bizden daha medeni diyen şairin dediği gibi soyunmayı medeni zanneden zavallı insanlar. Soyunmayı medeni zanneden zavallı insanlar. Ama buradan bütün kafirlere, bütün din düşmanlarına, bütün dinle alay edenlere, dinle dalga geçenlere buradan söylüyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getiriyoruz ve onlara diyoruz ki لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ey kafirler! سَتُغْلَبُونَ Ne olursa olsun yenileceksiniz. Dinle de alay etseniz, dinle de dalga etseniz, dinle de savaşsanız, ne yaparsanız yapın, Müslümanları hapsetseniz de, Müslümanları öldürseniz de, onların yaşantılarına dalga etseniz de سَتُغْلَبُونَ Yenileceksiniz. وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ Ve cehenneme söyleyeceksiniz. وَبِئْسَ الْمِهَادِ O cehennem ne kötü bir yerdir. O cehennem ne kötü bir yerdir. İşte dünya kafirlerinin alacağı cevap budur kardeşler. Kim ne yaparsa yapsın, yapmış olduğunun karşılığını görecek. Ve Allah Azze ve Celle kul deyin ki o kafire diyor لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ İlâ cehennem. O kafirlerin varacağı yer, o kafirlerin mevası, varacağı yer cehennemdir. Başka bir yer değildir. Ama orası ne kötü bir yerdir. Ne kötü bir varış yeridir Allah Azze ve Celle. İşte kafirler azabı gördükleri zaman
dünyada yapmış olduklarının bedelini ödeyecekler. Kimse dünyada yapmış olduğunun bedelini ödemeden kurtulamayacak kardeşler. Cehennemi hak edenler cehenneme, cenneti hak edenler cennete gidecek. Allah subhanahu ve teala cenneti hak edebilmeyi, dinimizde övünebilmeyi, dinin şiarlarını yerine getirirken hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmamayı bize nasip etsin. Allah subhanahu ve teala ayaklarımızı sabit kılsın. Allah subhanahu ve teala kafirin karşısında dimdik durabilmemize nasip etsin. Allah subhanahu ve teala dinini koruma konusunda, dinin şiarlarını koruma konusunda Allah subhanahu ve teala bize güç ve kuvvet versin kardeşler. Allahümme amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروا وتوبوا إليه وهو الغفور الرحيم.